Oyum Tayyip'e falan der mesela. Erdoğan'ı seven bir seçmen oyum Tayyip'e der. Erdoğan bile değil yani, soyadı üstünden ama söylemez bunu. Akşener konuşurken Recep Bey diye konuşuyor şu anda. O da şimdi yayında dün akşam Cumhurbaşkanı Akşener'in Hatay'daki hastane temeliyle ilgili eleştirilerine o videoyu grup konuşmasındaydı değil mi? Ekrana yansıtmasına. Orada da ama akşam haberde, ATV'de de bunu söyledi. Onu söylüyorum. Ha. Akşener'in grup konuşmasında Hatay Hastanesi'nin temelini ekrana yansıtmasına kızdı. Ona cevap verirken de dün akşamki yayında. Meseleyi isme getirdi. Evet. Ya nereden çıktı? Akşener isme bir şey söylememişti. Söylemesi de enteresandı. Bir dinleyelim mi? Olur. Cumhurbaşkanı'nı bir dinleyelim. Olur. Dün akşamdan. Maşallah. Evet, betonumuz geldi. Öbür tarafta bakıyorsunuz hanımefendi. O da maşallah inşaat mühendisi olmuş. O da konuşuyor. Ve bizim hastanelerle ilgili attığımız adımları, temelleri, bunları küçümsüyor. Biz de diyoruz ki hemen ben Sağlık Bakanımı aradım. Neyin nesidir? Ve ondan sonra da süratle Murat Kurum kardeşimi aradım. O da kendisi bazı eksikler olsa bile ben bizzat bakanımla da konuştum. Buna biz müdahale ederiz ve edeceğiz dedi. Ve müdahalelerini de yaptılar. Ve ondan sonra da ekrandan bu haberi oraya koyanlar sonra çekip aldılar. Ya yalana gerek yok. Yani biz bir şeye eğer yapıyoruz, yaptık dersek biz bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip. Soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et. Tayyip ismine de dikkat et. Ve konuştuğun zaman buna göre konuş. Bütün bu otoyoldaki atılan adımlara dikkat et. Bu otoyollarda bir fire var mı? Kocaeli'nde yaşıyorsun. Evet, beni kendine bulaştırma, uğraştırma, beni kendinle uğraştırma diye de biten bir konuşmaydı bu. Bir şey dikkatini çektim. Bir kere Sağlık Bakanımı aradım diyor. Meselenin öyle olduğunun farkında değil Cumhurbaşkanı. Anladığım kadarıyla. Yani temelin böyle bir hani bir... Cumhurbaşkanından saklanabilecek bir şey mi bu ya? Bilmiyorum ki yani. Niye ararsın ki Sağlık Bakanı? Durumu izah etti bana diyor. Hayır. AK Parti Grup Başkan Vekili nasıl açıklamıştı? Bu simgesel bir tören. Sağlık Bakanı nasıl açıklamış olabilir Cumhurbaşkanı'na? Simgesel. Ya orada temeli atacağız. Gerçekten bu temel atılacak. Fakat ama henüz hafriyatı yapılmamıştı. Onun için de simgesel açılış yaptık efendim. Siz gelmişken o işi de halledelim diye. Başka nasıl açıklamış olabilir ki? Bana izah etti diyor. Nasıl izah etmiş olabilir ki başka? Çünkü görünen köy ortada. Hemen akşamında da çalışmalar başladı. Önce bir kamyona yerleştirildi tabii. O temel. Hemen başlıyoruz temeli atmaya. Efendim o simgeseldi. Gerçeğini hemen başlıyoruz atmaya. İhale de biliyorsun temel atmadan 2 gün sonra yapılıyor. 3 gün mü? 4 gün mü? Öyle sonra. Şimdi tam hatırlayamadım. Yavuz, ya belli istim arkadan yetiştirildi. Kervan yolda dizilir. İstim arkadan yetişti. Direkt bir yerli usul yani. Yerli milli usulümüz budur. Olsun canım, yapılıyor mu? Yapılıyor işte. Bu ortada mı? Ortada. AK Parti Grup Başkan Vekili simgesel temel atma töreniydi. Bülent dedi Turan. Mi dedi Bülent Turan. Simgesel. Kızdı bile Faik Öztürk'a. Yani ne demek o? Efendim şeklen, görüntüyü, zevairi kurtarmak için oraya henüz hazır simgeye değildi. Simgeye ihtiyaç vardı. Gerçek temeli atmaya hazır değildi henüz. Çünkü hafriyatı bile alınmamış. Onun için oraya simgesel olarak bir düzenek kuruldu. Böyle Somya gibi, karyolamsı Somya var diye eskiden Somyalar Yavuz. Evet. Ha, bilirsin değil mi Somya'yı? Bilmez olur muyum canım? Somya gibi bir şey kurulmuş toprağın üstüne. Sen de üstüne. Beni Z kuşağı zannettin yavaş yavaş böyle bir şey. İyi hissediyorum Somya'da ama devam et. Çok bele iyi değil ama Somya, iyi ester. Çok, üstünde evet, evet, üstünde hoplayıp süpleyebilirsin. Elimizde yani. Vardı o bizim evet. Somya gibi bir düzenek kurulmuş oraya. Orada şey gibi yapıldı. Temel atılıyor gibi, beton dökülüyor gibi yapıldı. Evet. Miş gibi. Hayır, beton acıdım ben de onun için. Şimdi simgesel bu demek değil mi? Miş gibi yaptık orada. Evet. Yani temel atıyormuş gibi yaptık. Evet. Ama aslında temel atmadık. Niye? Çünkü henüz hazır değil. Bu açıklama yapıldığına göre zaten sonradan hafriyat başladığına, sonradan ihalesi yapıldığına göre Sağlık Bakanı açıklamış olsa
Cumhurbaşkanı'na bunu nasıl açıklayıp izah etmiş olabilir ki? Biz hemen başlayacaktık zaten. Bunları demiştim. Gelmişken siz de işte şey yapın istedik. Törene dahil edelim istedik. Efendim, bir da, daha bunun için gelmeyin. Gelmeyin diye. Gelmişken ya yapalım şöyle, diye. Ya da şöyle olmuş olabilir. Cumhurbaşkanı talimat vermiştir. Ben oraya gidince devlet hastanesinde temelini atacağım diye yetişmemiştir. Mış gibi yapıp biz sonra onu tamamlayacaktık deyip ertesi devamında da işlemler yapılmış olabilir. Dolayısıyla hepsi mümkün ama yani sonuçta başkanlık sistemi hızlı. Dolayısıyla zaten kamuoyuna da bunun izahı AK Parti Grup Başkan Vekili ağzından yapıldığına göre Sağlık Bakanı'nın Cumhurbaşkanı'na başka bir izah getirmiş olması pek olası değil. Budur. Yani sen başka bir şey demiştir. Gerçeği saklamıştır Cumhurbaşkanı'ndan diyorsun da İlk bence... İlk başta saklamış gibi geldi bana bu açıklamadan, öyle anladım. Sonra şimdi Recep Tayyip, soyadım Erdoğan, bu ismi unutma dedikten sonra Meral Akşener bir paylaşım yapıyor. Gider ayak seni çok gergin gördüm Recep Bey. Akşamları papatya çayı hiç iyi gelir diye. Aslında siyasette aranan da bir şey bu. Yani esprili bir yaklaşım. Üstelik tehdit var. Katılmıyor. Karşı tarafta. Ömer Çelik sana katılmıyor. Ömer Çelik söylüyorsun. Bana katılmadığını evet söylüyor. Bu tehdit iki, var çünkü şeyde. O iki şeyi tekrar getirebilir miyiz ekrana? Sonra döneriz. Cumhurbaşkanının. Ömer Çelik'in tepkisine. Şimdi bu iki ifade arasında... Yalana gerek yok, yaparız. Beral Hanım beni kendinle uğraştırma ile seni gergin gördüm akşamları papatya çayı iç iyi gelir. İfadeleri arasın. Hangisi acaba? İfadelerinden biri yakışıksız ve saldırgan, diğeri yakışıklı. Evet. Kim söylüyor bunu? Ömer Çelik söylüyor. Görelim onu da. Onu da bir gösterir misiniz arkadaşlar? Panoji DMS'nin yakışıksız ve saldırgan buldu. Katılıyor musun? Sence hangisi yakışıklı, hangisi yakışıklı? Papatya çayı hiç kavgada söylenmez. Ya, olacak şey değil. Yok. Yani Meral Hanım burada biraz ileri gitmiş. Hır çıkar yani hır öyle çıkar. Bir şey dersen. Şeyi söylersin. Bunu bileceksin yani. Sen de. Beni kendine bulaştırma. Kaçın kurasısın. Beni kendinle uğraştırma. Bak sonu kötü olur. Bunlar hani normal hayatın getirtme dilinden. Getirtme beni oraya. Getirtme beni. Bunlar sen hayat... kimsin? Benim tabii. Dengim misin? Kıratım mısın? Tabii. Bunlar haddini hayatın... yerini bil. Bunlar hayatın içinden şeyler. Ama papatya çayı iç falan, o ne oluyor yani? Bunlar daha iyi günlerin. Sen tabii, dur daha. Tabii bunların hepsini sıraladım Meral Akşener. Tabii. Sen dur daha, bunlar daha iyi günlerin. Şimdi bunlar yakışıklı sözler. Siyasetin, saldırgan olmayan. Siyasetin fıtratı gereği. Kader planında var bunlar siyasetin. ama papatya çayı. Ya, gergin görüyorum, seni gergin görüyorum. Papatya çayı iç iyi gelir. Sözü saldırgan ve yakışıksız. Hiç yakışıyor mu? Kaçın kurası. Bak yani. Ve oradan alıp. 40 yıllık siyasetçi rakibine ettiği lafa bak. Ve oradan alıp PKK'ya getiriyor sözü Ömer Çelik bir de. Yani sen işte HDP ile işbirliği şu bu falan. Dikkatini çektim bilmiyorum. Dün akşam Meral Akşener ile ilgili çok konuştu Cumhurbaşkanı. Ve işte HDP'nin... Millet İttifakı'nda desteğini de öne çıkartarak İYİ Partili seçmenin kafasını karıştırabilir miyiz? Girişimlerin ne kadar arttığını farkındasın herhalde. Her taraftan, her şekilde, her fırsatta, bazen doğru olmayan bir takım olaylarla birazdan konuşuruz Hizbullahçı'yı onun üzerinden. Ama hep böyle bir İYİ Partili seçmen ve Meral Akşener üzerinde bir şey var, gidiş var. Şimdi sanki tek kurtuluş orası gibi görünüyor. Benim anladığım Cumhur İttifakı'nda. Doğru. Akşener her ne kadar yani Tayyip Erdoğan isimlerine, soy ismine dikkat çekse de, bunlara iyi dikkat et dese de Cumhurbaşkanı. Yani o Kemal'se ben de Tayyip Erdoğan'ım demeye getirmiş olsa da Recep adını, ilk adını kullanmayı tercih etti ama Cumhurbaşkanı'nın ya da AK Parti sözcüsünün öfkesini, hiddetini üstüne çekmesine sebep olan asıl şey o değil. Asıl sebep seçimlerde ortak adaya destek vererek, altılı masadan kalkmayarak iktidarın işini zorlaştırması. Bunu yani aslında mesele, ne kadar güzeldi. Masadan kalkmıştı, kavga değil. Çıkmıştı, tekrar dönmese, herkes kendi adayını gösterse Cumhur İttifakı için süper bir süper durumdu. Olurdu. Süper olurdu. Şimdi, birden tekrar kötü kişi oldu. Bugün Meral Akşener de onu söylüyor. Ya ben yerli milli miyim? PKK'lı mıyım? İşte bilmem terör örgütlerine bilmem ne miyim? Neyim ben diyor yani. Bir karar verseniz de biz de bilsek. İşinize geldiğinizde sürekli lakap takıyorsunuz. İşte bize hakaret ediliyor. Mahkemelerden farklı sonuçlar çıkıyor.
Ben de Meral Akşener'im dedi de sonunda yani meseleden de geri adım atmayacağını söyledi. Gerçekten de öyle. Hani Türkiye masası kuralım, getirelim Meral Akşener olsun. Yuvana dön Meral Akşener. Yerli milli onların içindeki tek Meral Akşener. Şimdi beni kendine bulaştırma, uğraştırma. Hışma uğramasının asıl sebebi bu. Mesele isim oyunu değil. Bunu biliyoruz ve söyledin sen. Peki neden HDP üstünden vuruluyor? Yani mesela bu tartışmada Ömer Çelik bir şey söyleyecek Akşener'e. Lafı HDP'ye getiriyor. Cumhurbaşkanı Hatay'daki hastanenin temel atma töreniyle ilgili tartışmada Akşener'e cevap verecek. 3-5 laf ya beni uğraştırtma, benim adım işte Tayyip soyadım Erdoğan dedikten, dikkat et adıma dedikten sonra lafı HDP'ye getiriyor. Burada 3 laf ettiyse bir araba dolusu lafı da HDP konusunda HDP yapıyor. Üstünden İYİ Parti'ye ediyor. Başkaları için de geçerli bu. Yani başka iktidar sözcüleri bütün hepsi. Ve Cumhur İttifakı partileri için. Bir karar için. Yani bu bir strateji öyle.